Sakın ola ki ben düşmem deme. İnsan her gün kalbini defaatla cilalamalıdır. Kendi iç dünyasını tıpkı bir kandili lebriz ediyor gibi tekrar ber tekrar parlatmalı ve gönül kıblesinin nereyi gösterdiğini sürekli kontrol etmelidir. Yoksa Allah muhafaza, ben doğru inanıyorum, Allah yolundayım, istikamet üzere yürüyorum, bundan sonra aldanmak benim için söz konusu değildir şeklinde düşünen biri, bütün kaybetmeyle karşı karşıyadır. Bir insanın kendini bu derece güvende hissetmesi ve aldanmanın onun için mevzu bahis bile olmadığını düşünmesi, zaten aldanmış olduğunun delilidir. Bir gün mutlaka onun sırtı da yere gelecektir ama o zaman meselenin hakikatini anlasa bile iş işten geçmiş olacaktır. Nice servi revan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice hüsrev gibi hanlar ve nice insanlar bu bataklığa düşmüş ve boğulmuşlardır. Onlar kendilerine verilen nimetlere şükretmek yerine kendi gururlarına, kibirlerine mağlup olmuş o enaniyetin çukurunda boğulup gitmişlerdir. Şükrü bırakıp fahre girmiştir. Fahirden öteyir de arkadaşlar çukurun da çukuruna sükut etmişlerdir. Ya sonunda divane olmuşlardır ya da Allah yolundan sapmışlardır. Bu itibarla da insan teveccühler karşısında eğilmemeli ve kulluk düşüncesinden asla taviz vermemelidir. Belki halkın takdir ve hüsnü kabulü karşısında şöyle demelidir. Allah'ım bu insanların onca teveccühüne ben layık ve ehil değilim. Onlar hakkımda güzel düşünüp hüsnü zan edip yanılıyorlar. Bir içtihat hatası içindeler. Onları bu hatalarından dolayı affet, beni de öylesine enaniyete ve gurura düşme gibi büyük bir kaymadan muhafaza buyur. Evet, mümince duruş ve tavır ve davranış böyle düşünüp böyle söylemeyi gerektirir. İşin mümincesi budur. Başka mülahazaların kafirce olduğunu söyleyemeyiz ama mümince olmadıkları da muhakkaktır. Muhakkaktır, zira arkadaşlar kendini bir şey zannetmek ve makam sevdası o insanın samimiyetini ihlası kıran ve insanın riyakarlığına yol açan en büyük sebeplerdendir. O riyakarlık ise arkadaşlar gizli bir şirktir ve küfürle hemhudut olan bir günahtır. Yani sınır sınıradır arkadaşlar. Makam sevgisi ise itibar tutkusu, şöhret perestliğe sebep olur. İnsanı halkın nazarlarını çekmeye zorlar ve böylece onu riyakarlığa sevk eder. Görsünler, desinler, bilsinler duygusuyla hareket etmeye başlar. İşte böyle riyakarca ortaya konan tavır ve davranışlar mümince değildir. Değildir çünkü insanların teveccühünü kazanma niyetiyle yapılan bir işte bir bölüştürme söz konusudur. Sadece Allah için yapılması gereken o işe başkalarını da ortak koşma mevzu bahistir. Oysa Cenab-ı Allah daha Kur'an'ın başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyurarak çok büyük bir hususa dikkat çekiyor. Lillah ifadesinde arkadaşlar yer alan o lam harfi ihtisas ve istihkak bildirir. Yani bütün hamdü senaların, her çeşit şükür minnet duygularının Allah'a mahsus ve Allah'ın hakkı olduğunu belirtir. Her şekliyle hamdü sena onun hakkı olduğu gibi teveccüh de yalnız Allah'a yapılır, Cenab-ı Hakk'a aittir. Dolayısıyla bir mümin için her amelde Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü ve Allah'ın rızasını kazanmak esas olmalıdır. Şayet bir kimse bu esası görmezlikten gelir de halktan teveccüh beklentisine girerse o zaman Allah'ın hakkını insanlara ve kendi nefsine taksim etmiş olur. Ameline arkadaşlar başkalarının nazarını da bulaştırmış sayılır ve Allah muhafaza farkında olmadan gizli bir şirke yuvarlanır. Ey Rabbimiz! Sana kainattaki zerreler kadar, senin ilmin kadar ve malum olduğun her iş kadar hamd ile sena olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün evliyanın, asfiyanın getirdiği salatu selam kadar salat ile selam olsun. Bizi kendi yolunda olanlardan eyle. Ayağımızı, kalbimizi, gönlümüzü başka şeylere kaydırma Allah'ım. Seni sevenlerden ve senin sevdiklerinden eyle. Amin.